Dördüncü sınıf çalışma soruları Türkçe bölümü metindeki gerçek ve hayali ögeleri ayırt eder. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle hayal ürünüdür? Sonunda barışan, tavşan ve geyik. Tavşan ve geyik, barışmaz kesinlikle hayal ürünüdür. <laughs> İkiye bakalım. Bu dizelerde verilen hayali ögelerden değildir. O zaman bavulumu alır giderim bu şehirde geçen hayatımı doldururum içine. Terliklerimi, tahta masamı, bütün sevdiklerimi bir de o uzun yasımı koyarım. Hiçbirini incitmeden kararlı ellerimle demiş. Burada bakalım bavulumu alıp bu şehirden gitmesi hayali bir öge değildir. Ama diğerleri hayali ögedir. <laughs> Her insan bavulunu alıp şehirden gidebilir. Bunda hayal dışı bir şey yok. Bu metindeki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde hayali öge içermektedir demiş. Vakit çok geç olmuş. Çocuk kanepede uyuya kalmış. Yıldızlar hep birlikte çocuğun ismini haykırıyor. Haykırmak, harf haykırmaya başlamış demiş. Yıldızlar bir çocuğun ismini haykırmaz. O yüzden burada hayali öge vardır. Numaralanmış cümlelerin hangisi hayali öge içermektedir diye soruyor bize. Dağlar bizi kucağına alıp köyümüze kadar taşıdı. Dağlar insanları kucağına alıp köyüne kadar taşımaz. Hayali öge içermektedir. Numaralanmış cümlelerin hangisi hayali öge içermektedir diye soruyor yine 5. sorumuz. Hafta sonu ailemle beraber Akyaka ormanlarına pikniğe gitmiştik. Bunda hayali bir şey yok. Ağaçlar olağanca misafir, olağanca misafirperverliği ile tüm yüklerimizi taşımışlardı. Ağaçlar insanların yükünü taşımaz, hayali öge içeriyor. Bu metnin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Buz pateni gösterilerinde sporcular kendi etraflarında hızla kusursuz bir şekilde döner önce kolları iki yana açık dönmeye başlarlar sonra kollarını kapatarak hızlanırlar yavaşlamak için de yine kollarını açarlar ve hareketlerin temelinde fizik yasaları vardır burada Sporcuların spora verdikleri önemi vurgulamak değildir. Buz pateni sporcuların nasıl hızlı döndüğünü anlatmaktadır. Yazılış amacı budur. 7. Kesinlikle hayali üründür. Düşüvermiş ağaçtan bir elma tam adamın burnuna. Mermer parçası öyle güzelmiş ki onu satın almış bir heykelci. Hayır demiş güneş. Güneş hayır demez. Benden güçlüsü var. Bulut diledi mi? Yüzümü kapar. Bulut da yüzünü kapamaz. Kesinlikle hayali üründür. Kesinlikle haya, hayal ürünüdür diye soruyor. Baktığımız zaman Artık hava kararınca yuvasına girdi karınca. Evet karıncalar yuvasına girebilir. Yazın. Artınca sıcak sararır her bir başak. Burada yine başaklar sararabilir. Kendim henüz bir yaşında uyuyor soba başında. Karpuz dedi ki kavuna. Karpuz kavuna bir şey demez. Bu kesinlikle hayal ürünüdür. 9'a bakalım. Abartı vardır diye sormuş 9. sorumuzda. O gün hepimiz en güzel kıyafetlerimizi giydik. Olanlara çok gülmüş. Bir günde 100 yıl birden yaşlanmış. 100 yıl birden kimse yaşlanmaz. Burada abartı vardır. Gerçek hayatta görülmez yani hayal ürünü. Kedim pamuk oyuncak faresiyle oynamayı çok sever. Koskoca ağaç kızarmış kirazlarla doluydu. Arlar gün boyu çiçekten çiçeğe gezdi. Kitaplığımdaki en eski kitap, kitapların bana adına en eski kitap kitaplarım adına söz verdi. Kitaplarım adına söz veremez bir kitap. O yüzden gerçek hayatta görülmez. Abartma vardır diye soruyor 11. sorumuz. Dolabındaki tüm kıyafetleri tek tek bavula yerleştirdi. Hamile kadın yağmura rağmen hızlı hızlı yürüyordu. Uçak büyüklüğünde bir yatak almış. Uçak büyüklüğünde bir yatak yoktur. Burada abartma vardır. 12. Hayal ögelerine yer verilmemiştir diye soruyor bize. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanırım her sokak başı kesmiş devler. Başını kesmiş devler. Devler diye bir şey yok. Hayal ürünü. Ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın sel gibi fenerler. Hayal ürünü. Gündüzler size kalsın verin buna karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Burada yine hayal ürünü vardır. Benden zarar gelmez kovanındaki arıya, yuvasındaki kuşa. Burada yoktur. Abartılı bir anlatım vardır demiş 13. sorumuz. Sanki gök delinmiş, köyün her yanı sular altında kalmış. Gök delinmez abartılı bir ifade vardır. 14. sorumuz. Hayal ürünü ifadelere yer verilmiştir diye soruyor 14. sorumuz. Bakıyoruz. İlginç sorularıyla herkesi şaşırtmaya devam etti. Tarladaki tohumlar su içebilmek için yalvardı. Tohumlar yalvarmaz burada. Hayal ürünü vardı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü ifadelere yer verilmiştir? demiş. Bahçedeki köpek toprağı koklayarak yiyecek bir şey bir şeyler arıyordu. Burada hayal ürünü yoktur. Aya merdivenle çıkıp yüzeyini rengarenk boyadık. Burada kesinlikle hayal ürünüdür. Yani aya kimse merdivenle çıkamaz. Hayal ürünüdür. 16 Abartılı bir durum vardır demiş. Hangisinde abartılı bir durum vardır? Bugüne kadar gözlüğe hiç ihtiyaç duymadım. Çünkü gözlerim çok iyi görüyor. Bisküvi paketlerindeki küçük yazıları bile zorlanmadan okuyorum. Hatta uçakla seyahat ederken yerdeki karıncalar burada çok büyük bir abartı vardır. O yüzden D seçeneğini işaretleyebiliriz. Hayal ögesine yer verilmiştir diye soruyor 17. sorumuz. Oyuncağı adımı çok ani bir kararla attığının oyunculuğa adımını çok ani bir kararla attığını söylüyor. Yeşilliklerin arasında çok huzurlu bir otelde kaldık. Akarsu güneşe kadar yükselip gökyüzünden akıyordu. Güneşe kadar yükselip gökyüzünden akamaz hayali bir ögeye yer verilmiştir. Hayal ögelerine yer verilmemiştir diye soruyor 18. sorumuz. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanırım her sokak başını kesmiş devler. Bu sorun aynısı mı vardı? Ben gideyim. Mi? Evet. Gündüzler kalsın verin bana kararlılıklar. Evet. Bu sorunun aynısını yukarıda çözmüştük. O yüzden D seçeneği doğru olan seçenek.